Dayıcığım. Dayıcığım? Dayıcığım sen nasıl geldin buraya? Kim getirdi seni? Biz getirdik. Senin ne işin var burada? Ha? Tamam kızım, bir şey söyleme sen. Ben getirdim Ada ablamı dayı. Barış'ım diye getirdim. Çok özledim Ada ablamı. Prensesim, bak biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen Pırıl ablanın yanına git, bizi bekle. Biz de birazdan geleceğiz, tamam mı? Hadi bakayım Elif'ciğim, sen Pırıl ablanın yanına git, hadi. Hadi bir tane. Pırıl ablanın yanına git canım, hadi geleceğiz biz de. Evladım, bak Ada'nın yeri burası, şirket yani senin yanın. Benim yanım falan değil onun yeri baba, ben onu kovdum. Çok güzel, ben de tekrar işe alıyorum. Ne? Anlamadım. Neye dayanarak işe aldın babacığım? Mina'nın %5'lik hissesine dayanarak. Ne diyorsun? Ne diyorsun baba sen? Mina rahmetli olduktan sonra bütün her şey Elif'e kaldı. Elif'in de vasisi ben olduğuma göre bu yetkiyi bugüne kadar başka hiçbir şeyde kullanmamıştım. Şimdi Elif için kullanıyorum ve Ada'yı yeniden işe alıyorum. Bora Bey ben... Yok kızım yok. Kendini ispatlamana hiç gerek yok. Ben son sözümü söyledim. Böyle. Amcacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin Ada. Bunun ne işi var burada? Aa. Ya senin saçların çok güzel ama. Ya seninkiler daha güzel. Sen niye geldin bakalım buraya? Pırıl abla, içeride çok önemli şeyler konuşuyorlar. Beni buraya yolladılar. Baba, sen benim şirketimde bana sormadan kararlar alamazsın. Oğlum sen kendi şirketinin yazılı kurallarını bilmiyorsun o zaman. %5'lik hisseye istinaden şirkette bir kişiyi alma hakkım var. Tamam. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun baba? O zaman ben bu koltuktan kalkayım, Ada otursun ha? Senin için de uygun mu Ada? Uygun mu? Olur mu Bora Bey? Orası sizin yeriniz. Hadsiz bir de cevap veriyor. Amcacığım biz karışmasak mı acaba kendi aralarında? Yo. Herkesin gözü önünde ben son sözümü söylüyorum, herkes duysun. Bugüne kadar zinhar şirketin kararlarına karışmadım, karışmam da. Ama şu an elimdeki yetkinin bana vermiş olduğu haklara dayanarak ben Ada'yı işe aldım diyorum ve başka da bir şey söylemiyorum. Ben bu şirketi sıfırdan kurdum baba. Senden tek kuruş para bile almadım. Bana inanan, bana güvenen, benim arkamda duran bir kişi vardı. O da benim rahmetli ablamdı. Sen şimdi benim karşıma geçmiş ablamın hissesini bana karşı kullanıyorsun baba. Evladım, ablanın hissesini sana karşı kullanmıyorum. Aksine onun bıraktığı hisseyi sevgili Elif'imiz mutlu olsun diye onun için kullanıyorum. Eminim ablan yaşasaydı aynı şeyi yapardı. Bana duygu sömürüsü yapma baba. Ben Ada'yı kovdum. Ben kovduğum insanı tekrardan işe alamam. Tamam şirkette başka bir pozisyon bulursun. Koskoca bir şirket ya ne var? Seni kovdum. Ama sen utanmadan babamın yanına gitmişsin. Seni istemediğimi söyledim Ada. Sen bu kadar mı onursuzsun? Bora çok rica ediyorum karşında bir hanımefendi var. Onursuz değilim. Bana yapılan haksızlığa karşı sessiz kalamadım. İşime işle alakalı olmayan bir sebeple son verdiniz. Siz profesyonelce davransaydınız ben de bunu yapmak zorunda kalmazdım. Vay be. Vay be. Vay ki ne vay. Siz çok güzel ekip olmuşsunuz biliyor musunuz? Siz muazzam bir ekip olmuşsunuz. Madem Zafer Doğrusöz elindeki hisseye dayanarak Adatöz'ünü işe almamı istiyor, o zaman kabul. Adayı işe alacağım. Tamam. Bunu siz istediniz. Şirkette tek bir açık pozisyon var. O da ofis boyluk. Aa! Dalga mı geçiyorsun sen? Senden şimdi çok acil bir cevap bekliyorum Ada. Kabul ediyor musun? Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Teklifiniz için teşekkür ederim Bora Bey. Kabul ediyorum. Beni hiç yanıltmıyorsun Ada. Hem de hiç. Kanka, senin bana her zaman sorduğun soruyu şimdi ben sana sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Az önce olanlar gündüz düşü müydü? Yok. Yok, bayağı bildiğin hayatın gerçekleriydi. Ya kızım, sen Bora Doğrusöz'ün eski asistanı ve bizde böyle .net'in eski yazarı olarak istediğin yerde iş bulursun. Ne yapıyorsun burada? Bu şirketin ayrıcalıkları hoşuma gidiyor Selin, o yüzden. Ah! Kaç defa diyeceğim sana? Benim bu şirketin sınırları içinden çıkmamam lazım, anlattım ya. Ya kankacığım, sen artık Bora'nın asistanı değil, baya ofis boysun, anladın mı? Ne yapayım kızım, yani herkes her zaman böyle yükselecek, şey olacak diye bir şey yok. Ben biraz fazla aşağıdan başlıyorum, o biraz şey oldu ama olsun, sıkıntı yok. İyi o zaman kanka, vallahi ne diyeyim, hakkımızda hayırlısı. Meydanı Tuğçe'ye bırakmamam lazım. Bora'nın da göz önünde olacağım tabii. Kanka, o Tuğçe var ya, senin burada kaldığını duyunca düşüp bayılıyordu az daha. Dur sen dur, bu daha başlangıç. Aha, Şirin'i arıyor. Efendim Şirin ablacığım. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ne? Gerçekten mi? Şirin ablacığım, ben işimin başındayım, merak etme sen. Ben de çok sevindim, sağ ol. Ferhat Bey'e selamlar olsun. Öperim ellerinizden, hoşça kal. Ah! Kızım ne oldu? Gözünden ateş fışkırdı. Ya bu Bora'nın yaptığı var ya. Sonunda anladın kızım. Seni baya ofis boy yaptı o. Ya ödül için Tuğçe'ye aday göstermiş. Ha, yani şimdi kanka sen kovulunca normal. Neredeyim kız ben? Neredeyim ben? Bak bakayım. Buradayım ben, geldim. Ait olduğum yerdeyim. Geri döndüm. O adaylık benim hakkım. Ve beni bilirsin. Hakkım olanı kimseye yedirmem. Helal be. Yürü be kızım be. Bağırma kız. Aferin. Boracığım, hiç hoş olmadı bu durum. Bu konuyu kapatalım artık Tuğçe. Tamam mı? Kapatalım. Yani Zafer amcam da olsa herkesin içinde bu şekilde sözünün çiğnenmesi üzdü beni açıkçası. Hani sizin için dürüstlük, adalet çok önemliydi? Bu sizin adaletiniz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Sen benim odama bu şekilde giremezsin. Çık dışarıya. Çık dışarıya! Bayılıyor istenmediği yerlerde olmaya. Bayılıyor. Yazıyı ben değil, okurlarımız karar verecek. İkiniz de yazı yazacaksınız, portala yükleyeceğiz. En çok tıklanan yazı aday gösterilecek. Hangi ara Tuğçe'nin yazısı tıklandı acaba ha? Onun adı nasıl gider jüriye? Şirketimde çalışmayan birinin şirketin vasıtasıyla kazandığı başarıyla aday göstereceğimi mi zannettin sen benim? Ben hala bu şirkette çalışıyorum. Evet, ofis boy olarak. Ocağına geri dön kül kedisi. Nasıl mutlu oldun ama? Nasıl mutlu oldun ama ofis boy olmama? Ne oldu? Uğruna beni de harcadığın amaca son gaz devam, ha? Tuğçe Hanım'la konuşurken kelimelerine dikkat et Ada. Tuğçe Hanım bu şirketin baş editörü ve de benim ortağım. Ki ayrıca diğer konuyla daha fazla oyalanma diye söylüyorum. Tuğçe'nin yazısını seçtim. Çünkü Tuğçe'nin yazısının daha başarılı olacağına inanıyorum ben. Daha yazılar yazılmadan mı verdin bu kararı? Verdiniz. Verdin değil. Verdiniz olacaktı. Ada, ben Tuğçe'nin yazısının daha içten, daha samimi, daha dürüst olacağına inandığım için Tuğçe'nin ismini verdim adayla. Ki Tuğçe Hanım senden daha kıdemli. O yüzden daha fazla konuşmaya gerek yok. Bu konuyu kapatıyoruz. İşte böyle Adacığım. Sen git şimdi evrak getir götür bakalım. Bende imzalanacak bir evrak yok. Çıkabilirsin. Benim sizinle çok daha önemli bir meselem var Tuğçe Hanım. Bora az önce odasında eşit olmadığımızın altını çizmişti ama Anlayana tabii. Senin benimle ne gibi bir meselen olabilir? Sizin Rüzgar'la aranızda nasıl bir anlaşma olabilir? Gelip odama böyle abuk subuk şeyler söyleyerek bana hesap soramazsın sen. Anladın mı? Bora ilk aşkının peşine düşmüşken, beni de bu konuda tehdit etmişken Rüzgar'ın adını vermediniz. Sebep? Sebep şu. İdeal kadın meselesi seni yerle bir etmeye yetti zaten. Sana acıdım. Anlasana. Senin bana teşekkür etmen lazım. Size zerre kadar inanmıyorum. Sen bilirsin. Biliyorum. Ben biliyorum zaten. Rüzgar'la bir işler karıştırdığınızı çok iyi biliyorum. Selma teyze bu şirkete nasıl geri döndüğünü öğrensin bakalım. Aşk kendi seçer.